Cannes Film Festivali'nde her yıl resmi seçkiye alternatif olarak düzenlenen Yönetmenlerin 15 Günü programı, henüz tanınmayan yönetmenlerin uzun ve kısa metraj özgün filmleriyle belgesel yapımlarına yer veriyor. Martin Scorsese, Ken Loach, Michael Haneke ve Jim Jarmusch gibi usta sinemacıların kariyerlerinin başlangıcı olma özelliği taşıyan seçkide, İran asıllı yönetmen Kaveh Bahtiyari'nin Lescar Transit adlı belgeseli yer alıyor. Yasa dışı yollarla Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenlerin öyküsüne değinen belgesel, 6 İranlı erkekle bir Ermeni kadının mücadelesi üzerine odaklanıyor. Bu filmi içgüdüsel olarak hızlı bir şekilde tamamladım. Sanırım kurmaca film geleneğinden geliyor olmamdan dolayı sezgilerim bana yardımcı oldu. İnsanları nasıl tehcir ettiğimizi anlattım. Yunanistan'a dair hiçbir şeyi göstermedim. İnsan öykülerine odaklandım. Filmin bu şekilde kana ulaştı. Belgeselin en dikkat çekici karakterlerinden biri, ailesine katılmak için aynı rotayı izleyen ve polis tarafından 2 gün boyunca kelepçeyle bir banka bağlanarak alıkonulan 16 yaşındaki bir genç. Norveç'teki ailesine ulaşmak için yola çıkan genç, Avrupa'nın sınırlarına karşı isyan ediyor. Filmdeki karakterlerden biri bana bu yaşta göç edip etmeyeceğimi sordu. Çok şaşırdım, cevap vermekte zorlandım ve aklıma ilk gelen şunu demek oldu. Günün birinde belki de gelip kapımı çalan bir göçmen olmayacak ama belki de bir Avrupalı olarak göç etme sırası bende olacak. Yunanistan örneğini ele alalım. Ekonomik sorunlar yüzünden onlar da göç ediyor. İspanyollar da aynı şekilde. Sonra Brezilya'ya göç eden Portekizliler var. Halihazırda göç akımları yönünü değiştirmiş durumda. Sosyal ve politik mesajı kuvvetli olan bu belgesel, Avrupa kapılarının uygun pasaporta sahip olmayanlara açık olmadığı gerçeğini Avrupalılara gösteriyor. Wolfgang Spindler, Auskan für Euronews.